kıymetli okurlarım, gerek hastalarımdan gerekse sosyal medya üzerinden genellikle beslenme ve obezite konularında bana sorulan bazı soruları cevapları ile birlikte sizler için hazırladım. Yararlı olacağını umar, sağlıklı günler dilerim. Bir muz şeker DNGMİZ'yi nasıl etkiler, şeker hastaları kan şekerlerini mümkün olduğunca normal sınırlar düzeyinde tutmaya çalışmalıdırlar. Aksi durumlarda daha önceleri sık olarak yazdığım bazı komplikasyonları yaşayabilirler ki bunların arasında en fazla diyabetik nöropatiyi anlattım. Sağlıklı bir meyve olmasına rağmen muz kan şekerinizi arttırabilecek karbonhidratlara ve şekere sahiptir. Diyabet hastalarının kan şekerini etkileyebilecek karbonhidrat türlerini tanıması kan şekeri kontrolü açısından çok önemlidir. Yaklaşık orta boy bir muz 120 ila 130 gram arası 112 kalori ve 29 gram şeker içerir. İçerdiği karbonhidratlar nişasta, şeker ve lif karışımından oluşur. Bu boy muzda bulunan şeker miktarı yaklaşık 15 gram kadardır. İyi olan tarafı ise kan şekerinin hızla artmasını engelleyen 3 gram kadar da lif içermesidir. Lif ağırlıklı beslenmek hem şeker hastaları hem de kalp damar sistemine ait hastalıklara sahip hastalar için büyük yarar sağlar. Yıllarca hastalarıma muz konusunda hep şunu söyledim. Muz yeşilden sarıya döndükçe içerdiği dirençli nişasta oranı azalır. Bu nedenle olgunlaşmış hatta yumuşamış muzlar kan şekerini daha çok yükseltebilirler. Bu nedenle hem bağırsak sağlığı lifler probiyotiklerin gıdasıdır hem de kan şekerini önemli derecede etkilemeyeceği için muz tercihinde yeşilimsi, ham muzlar tercih edilmelidir. 2023 yılında yapılan bir çalışma bu tip muzun açlığı bastırdığı, iştahı azalttığı ve kan şeker artışını önlediğini göstermiştir. İki şeker hastasıyım, yumurta yiyebilir miyim, yumurta bir müddet sonra içinden canlı bir hayvanın çıktığı besindir. Bu nokta çok önemlidir. Yan bir canlının oluşabilmesi için içerisinde gerekli olan bütün mikromoleküllerin mikro besinlerin olması gerektiği aşikardır. Büyük bir yumurta yarım gram karbonhidrat ve 7 gram çok kaliteli protein içerir. Korkulan şudur, kolesterol denilen madde ya damarımızı tıkarsa. Üstelik şeker hastasında damar sistemi etkilenmesi sık görülmektedir. Kıymetli okurlarım, yeni değil, yıllardır yazıyorum. Kolesterol bizi biz yapan temel moleküllerdendir. Anne sütünde varken iyi, beyinde varken iyi, hormon yaparken iyi, antioksidan olarak çalışırken iyi de bu neden kötü olarak tanıtılıyor? İşin aslı şudur. Kolesterol oksitlenebilen yani molekül yapısı bozulabilen bir maddedir. Bunu da en çok bozan şekerdir. Eğer insülin direnciniz, karaciğer yağlanmanız Kan şekerinde artmanız, sağlıksız bir yaşam tarzınız varsa kolesterolü kötü bir molekül haline getirtebilir ve damarlarınıza oturtabilirsiniz. Son yıllarda yapılan, geç bile kalındı ama bir yerden başlanması da çok hoş birçok çalışma artık kolesterolü dert etmeyin, trans yağlardan uzak durun diyor. Çünkü bu çalışmalar artık bazı doymuş yağların ve trans yağların kolesterolden çok daha fazla kalp damar hastalıklarına neden olduğunu belirtiyor. Bu nedenle şeker hastalarının korkmadan sağlıklı yumurta tüketmeleri uygundur. Yumurtada bulunan bazı maddeler hem göz hem de kalp damar sağlığı açısından büyük yararlar sağlamaktadır. Yumurta tüketirken bunun en iyi arkadaşı bol bol yeşil sebze tüketmektir. Eskiden öcü olarak gösterilen yumurta şimdilerde bir can simidi olmuştur. Heyhat, zamana kusur bulmayalım. Çünkü zaman dile gelse utanacak olan bizleriz.